Günaydın. Ben şimdi kahvaltımı ettim. Hızlı bir şekilde makyaj malzemelerimi yanıma alacağım. Normalde makyajımın yarısını gözaltı kapatıcımı vesaire şimdi sürecektim ama tabii ki de. Yine geç yattım, geç kalktım. Rezillik, rezillik, rezillik. O yüzden hemen hazırlanıyoruz. Nerede görüşürüz? Ya arabada ya da kapasitede görüşürüz. Hayatımda ilk defa kapasiteye bu kadar erken geliyorum. Akşama kadar bir şey yemeyeceğim için şimdi bir merebisküs alacağım. Aa, sen de bizi çekiyorsun. Evet. Yok. Direksiyonda sizin boyutunuz. Bakım sırası sende mi abla? İçten bu camı siliyorum. Kapıyı. Takipçimle karşılaştım. Çok mutluyum. Abi, dünya küçük ama. Evet. Çok mutluyum. Adı nasıl? Neden? Sansa şey yapıldıktan sonra bir daha göstereceğim. Tamam. Şu anda o kadar çirkin bir haldeyim ki. Tipe bakın ama. Birazcık makyaj yapmam lazım. Galiba. Ya senin neyine göbek açık bir giyme kaza? Allah aşkına ya. Sonunda saçlarım bitti. Bence çok güzel oldu. Araya bir tane pembe eklemeye karar verdim. Allah biraz saçlarım özlemiş. Abi. Saçlarım bitti. Çok güzel olmadı mı? Allah aşkına ya. Ay, güneşe bakamıyorum. Çok beğendim. İnanılmaz derecede mutluyum. 1,5 saattir Kubilay beni bekliyor. O yüzden artık bence onun yanına koşmam lazım ama arabayı bekliyorum. Daha gelmedi araba. Kubilay'ın tepkisini görmek için kamera açık bir şekilde gidiyorum. Tepkisini inanılmaz merak ediyorum. Beğenmese de ben çok beğendim, üzülmem. Ama üzülürüm. Kubilay'ın zevki benim için önemli. Arda'nın da. Üzülebilirim. Ama saçımı bozdurmam. Orası ayrı. Şimdi giriyoruz içeri, hazır mısınız? Haydar. Hemen beğendin mi beğenmedin mi onu söyle. Pembe kısmı var çok soğuk. Beğendin mi? Evet. Beğendin mi? Ben böyle seni sevmedim. Hemen bana doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Beğenmedim. Beğenmedin mi? Manigü manigü. Beğendiniz mi? İstediğin fikri önemli benim için. Kanki şaka yapıyorum, sizi duymuyorum ama beğendiğinizi yüz ifadenizden anladım. Sizi seviyorum. Videoya selam verin. Öpüyorum. Önemli olan senin beğenmen de biliyorsun. Aa, Arda'nın beğenmesi. Sizden çok beğendim. Çünkü benim sevgilim sensin. Ya! Ya ne yapıyorsun? Sen beğendin mi? Ben pembeyi beğenmedim. Bilmiyorum ya. Böyle hepsi aynı renk olsaymış daha çok olurum. Ama pembeyi de alışamadım. Neden pembeyi? Bir tane mi var pembe daha? Bir tane var. Kaç saat sürdü? Bir saat. Kanka çok uzun sürdü ya. Seni çok beklettim. Farkındayım ama çok uzun sürdü. Evet. Ben çok açım. Neden karardayım? Arda gelecek buraya biliyorsun ha. Evet. Saçımı yaptırmasaydım hayatta gelmezdi köpeğe. İşte bilmiyorum ki. Arda beğendi mi? Beğendi. Arda çok beğendi. O yüzden zaten görmeye geliyor. Ben bir menü olabilir miyim? Ne
teker teker soruları soruyorum çocuklar. Hazır mısınız? Konuştuğum biri var mı? Ona göre Instagram adını söyleyeceğim. Var. Vay. Senin var mı? Var. Yalan söyleme. Okey. Beğendin mi? Bütün gün oynayacağım onu. Bütün gün oynayacağım mısın? Evet. Yeni kamera mı? Orası benim yerim. Söyle. Hadi, insanlar bizi hep kavga ederken, didişirken görüyor. Çok komik. Hadi. Dur bak, kameranın lensi tam açılmamış. Şu an ama açık. Söyle hadi. Çok güzel olmuş. Vallahi mi? Çok beğendim. Çok mu beğendin? Şu an beni bir daha sevdin değil mi? Kesinlikle. Ne kadar pisliksin ya. Kubilay'ı Instagram'dan eklemeyi unutmayın kızlar. Kubilay Yılmaz. İki Z ile. Ve Kaan. Ve Kaan. Ama Kaan'ın başı bağlı aşkım. Kaan Yıl. Kaan Yıldız mıydı? Yok. Sümer. Kaan Yıldız kim lan? Abi çok komik ya. Ha, Kaan Yıldız. İsset'in fotoğrafını al. İsset'in. İsset, senin dedikodunu yapıyoruz. İsset'in gülüşü. Kızlar, İsset'i de ekleyin. İsset'i de ekleyin. İsset. İsset'i ekleyin de sonra. Bu dedikodu fırtınası çatılarımızı uçuracak kardeşlerim. Gerizekalı. Bunu koyacağım, biliyorsun değil mi? Olur. Aşkım, sana bir sorum var. Sence eve gittiğimde babamın tepkisi ne olacak? Bir şey söyleyeyim mi bak? Saçımı yaptırdım ya. Şaka yapmıyorum. En az 50 mesaj ne olur babanın tepkisini çek. Artık çekmek zorundasın. Bu akşam geliyor mu? Peki sence ne tepki yapacak? Saçma sapan. Saçma sapan. Babama klasik lafı. Gidecek. Saçma sapan. Hashtag açıyorum. Aynen. Saçma sapan. Arkadaşlar, hepiniz gerçekten Arda'ya da söylediğim gibi Instagram'dan babamın tepkisini merak etmişsiniz. Normalde böyle bir planım yoktu gerçekten, babamın tepkisini çekmek gibi. Ama hazır şey yapmışken, video çekiyorken neden Cemal Aytan'ın da tepkisini çekmeyelim değil mi? Aşkım, saçımı beğendin mi? Saçımı beğendin mi? Gel Taci. Niye geldin? Niye gelmeyeyim? Anlamadım. Gel. Gel Taci Şiko. Gel. Gel bebeğim. Taci. Gelmek istemiyor baba. Kapatıyorum kapıyı. Taci. Gel. Vay 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 vay. Beğendim. Taci. Baba. 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 Taksana. Eren, kazana bir bakar mısın? Ya baba. Allah seni nasıl biliyor söyle ya. Ya baba. Ya anne. Beyaz kedin ne? Baba ya, şu tamam. Kediyle ilgilen, benle ilgilen. Ama beğen insanlar seni de... Kızım. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Ne bu böyle ya? Çok güzel değil mi? Attırma beni. Ne yapıyorsun, nesin ya? İtiraz etmeyin ya. Demek ki dışarı çıkmak istiyor. Rica ettim, alsana şunu. Dışarı çıkmak istemiyorum. Ne yapıyorsun? Kızım, gider misin? Ya beğenip beğenmediğini söyle, gideceğim. Beğenmedim, ne bu hal ya? Çok güzel olmamış mı? Manyak mısın? Çok güzel olmamış mı? Ha, harika olmuşsun ya. Saçma saçma gidiyorsun. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Neden? Sebebini söyle. Şu haline bak ya. Halil'e çok gibisin. Git şuradan ya. Cidden beğenmedin mi? Yeni beğeneceğim. Çok güzel oldu. Kabul et. Beğendin. Kabul et mi beğendiğini? Saçma sapan konuşma da kabul benim et. Canımı sıkma. Yeni beğeneceğim. Sen kızın her halini beğeneceksin. Abi kız. Bana bak, lütfen gider misin? Beğendiğini söyle. Hadi. Beğendiğini söyle, gideceğim. Hayır. Tamam, bir dakika. Bir yorumda, gerçek bir yorumda bulun. Neden beğenmediğini söyle. Çok iğrenç duruyor, görünüyorsun ya. Git şuradan ya. Bu ne ya? Ne mi? Çok ya güzel iyice... olmuş mu? Bu ne ya? Palyaço gibisin. Git şuradan be. Manyak mısın, nesin be? Çok beğendi. Hadi hadi yürü. Hadi. Ama beğendiğinde hadi genelde git. Böyle bak. Yapar, söylemez. Huyudur. Ya Allah emin et sahibini. Hadi kızım, gider misin lütfen ya. Ya beni deli edeceksin en sonunda. Vallahi billahi deli edeceksin beni. Şimdi çarpacağım bir tane ha. Yine başladın saçma sapan hareketlere be. Halen bakıyor. Hoşuna gitti değil mi saçım?
hadi kızım, hadi anam, hadi yavrum, hadi. Hoşuna odana gitti, git, hadi. Hoşuna gittiydi sen. Gitmedi. Çok beğendiğini söyle, gideceğim. Söz veriyorum, rahat bırakacağım. Beğenmedim diyor. Çok beğendin söyle. Ya of. Ne? Gider misin lütfen? Aşkım minnoşum, beğendin. Minnoş. Minnoş. Beğendiğini söyle, gideceğim. Bak sinirlerim bozuluyor. Beğenmedim diyorum. Hadi beğendiğini söyle. Ya beğendiğimi söyle, gideceğim diyor. Kızım ya. Gider misin şu an? Beğenmedim söyle. Diyorum. Çok mu kötü? Beğenmedim. Neye benzettin beni palyaço dışında? Ya Allah aşkına git şuradan ya. Şu an var ya, gerçekten çok fazla beğendi ama şımardı. Bu onun şımarmış yüz ifadesi. Şimdi tokatlayacağım seni yine. Canımı yine. Sıkıyorsun bak. Bu onun ne zaman tokatladın beni, yine tokatlıyorsun ya. Şimdi buradan bir tane görecek. Bak beğendi, gördünüz mü? Beğendi. Sinirlerimden gülüyorum. Gerizekalı, gerizekalı. Gerçekte beğendin değil mi? Şu an rol yapıyorsun. Ya sen benim şimdi sınır şeyimi zorluyorsun da. Bak. En fazla ne yapabilirsin ki? Git şuradan, saçlarım batıyor be. Saçlarım batıyor. Tamam. Gerçekten senin tepkini çok fazla merak eden takipçilerim var. Düzgün bir şekilde sinirlenmeden söyle, paralel çok falan demeden ya saçım hakkındaki gerçek yorumunu sorun. Senin burada şu anki varlığın beni zaten sinirlediyor bir. İkincisi lütfen git. Tamam, saçım hakkında düzgün bir açıklama yap. Ne? Saçım hakkında düzgün bir açıklama yap. İğrenç görünüyorsun, bu kadar basit. Git diyorum ya, anlamıyor musun sen, manyak mısın? Korkuyor musun benden? Rahatsız mısın kızım? Korkuyor musun benden? Korktun mu? Spastik spastik hareketler. Git şuradan ben. Evet Ayşe Tuğba Tan, sıra sizde. Saçım hakkındaki düşünceleriniz. Ama ben beğendim ama ince olsa daha çok beğendim. Neden, kalın olması daha seksi değil mi? Daha yani, farklı. Güzel güzel, farklı güzel. Melezler gibi olmuş. Bu arada yorumlarda yazdığınız gibi işte annen çok kibar, işte çok minnoş, seni çok seviyor. Tamam, beni seviyor evet ama aslında gerçekte yani bu kadar da fazla minnoş değil. Nasıl yani? Anne yani istiyorsan attığın tripleri bir takipçilerine paylaş. Trip atan minnoş olamıyor. Ha? Trip atan minnoş olamıyor. Ama trip attığında adeta bir vahşi bir kediye dönüşüyorsun. Hak ediyorsun. Tırnaklarını gösteriyorsun. Hak ediyorsun. Gördünüz mü? Bakın hemen çirkinleşti. Gerçek yüzümü gösterdi. Belki abi mi geldi? Oley! Şimdi bir de karşı komşumuza soralım. Bakalım o düşünüyor. Baba ben Belkin abiye gidiyorum. Güle güle. Birazcık da karşı komşumuza soralım. Babam çok beğendi. Bir de senin fikirlerini almak istedim. Harika olmuş. Gerçekten. Bir tane de mop lazım sana. Ben böyle yerleri fışmıştım. Nasıl olmuşum? Çok harika. Beğendin mi cidden? Çok, gerçekten. Gerçek görüşlerini soruyorum. İğrenç. İğrenç yani. İğrenç. Bilede gibi olmuşsun. Ya siz ne anlarsınız ki ya? Baban ne yapıyor? Yatıyor. Yatıyor mu? Yok, yatıyor dediğim salonda. Bir kahve içelim şöyle bir bakayım. Nerede? Gel. Hadi gel, ben de gel. Tamam. Beraber gidelim. Bilmiyorum. Saçlarım hakkında gerçek görüşlerini söylersem yolda. Bileda diyorum ya. Hayır ama gerçek görüşlerini. Ne kadar beğendiğini. SpongeBob. Ne bileyim SpongeBob. Ben. SpongeBob. Hadi bir kahve içelim. Ne yapıyorsun? Gel ortaya gel. Ortada buluşalım. Hadi gel. Ben gidiyorum. Saçımı çok beğendiğini söyle, gideceğim. Sesini çok beğendim. Gerçekten. Evet, çok güzel. Öpüyorum seni. Hi. Ay, yemin ediyorum var ya, gerçek söylüyorum yani. Hi. Hi. Kızım işleri niye açık bırakıyorsun? Fashion show. Hadi bakalım bir yürü. Catwalk. Evet. Çok iyi. Ben de gelebilir miyim? Baba lütfen. Baba. Baba. Anneannemi görüntülü arıyoruz şu anda. Efendim, Allah kahretsin.
seni öldüreceğim. Beğenmedin mi? Hayır. O siyah saçlar güzel yakışıyor sana. Çok güzel oldum. Hiç güzel olmak çıkar çok bunları. Örgüm kötü mü olmuş? He? Örgüm kötü mü olmuş? Hayır. Beğenmedin. Hayır, sana siyah saç sana çok güzel yakışıyor. Anneanne birazcık küfreder misin bana? He? Küfret. Edeceğim şimdi bak sokaktayım diye edemiyorum. Etsene. Sokaktayım. Sokaktayım. Sokakta olmasa edeceksin yani. Hazal hakikaten boyattın mı saçını yine? Evet. Bak ne kadar güzel oldu. Yalan yalan peruk taktın değil mi? Örgümü beğenmedin mi? Hayır ördürdüm saçımı boyatmadım. Örgümü beğendim de saçının rengini beğenmedim. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Senin saçın değil değil mi? Söyle doğru söyle. Benim saçım anneanne. Aa kimin saçı olacak? O kafanda valla kel kalacaksın kel. Öpüyorum. Ben soracağım sana. Yarın geliyorum soracağım ben. Bye. Görürsün sen yarın. Hadi güle güle. Bye. Çok eğlenceliymiş. Ben insanları ararım böyle. Sıra dayımda. Tugay Ertok. Hadi dayı. Aşkım. Aşkım. Nasıl olmuşum? Gördüm. Çok beğendim. Yemin ediyorum var ya şu ailede bir tek vizyonlu ve zevkli olan sensin. Ama ben çok beğenirim zaten böyle saçları. Sen var ya bir tanesin ya. Yemin ediyorum bir tanesin ya. Kim beğenmedi? Baban palyaçoya benzemişsin dedi. O ne anlar ya. O göbeğine bak. Alttan sarkan. Dedikodu yapan cennete girmeyecek. Yengem orada mı o beğendim acaba? Çok beğendim vallahi bugün dayıları gösterdim hatta. Çok yakışmış. Ya siz var ya şu anda benim favori ailemsiniz. Ne istiyorsunuz benden söyleyin. Yarın sabah olduğunda size acıyor mu acımıyor mu? Bir dakika kameramda bir sıkıntı var da özür dilerim. Yarın sabah uyandığımda bence size hem acıyıp acımadığını söylerim hem de kullanımı hakkında söylerim. Şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Yarın da devam ederiz. Yarın neler yapacağım? Yarın ben bu vloga devam edebilirim. Bu sadece saç videosu... Çünkü konuşamıyorsun yine. Gerçekten saçlar beynini aldı. Yarın bu videoya devam edebilirim. Çünkü yarın çok tatlı insanlarla buluşacağım. Biri hariç. O kişi kendisini biliyor. O yüzden yarın konuşalım. Sizi seviyorum. Bye! Hi. Şu an saçımın çok kötü olduğunun farkındayım ama birazdan uyuyacağım. Ve uyumadan önce... Bu vlogu sonlandırmam lazım. Size şey dediğimin farkındayım işte yarın birileriyle görüşeceğim vlogu devam ederim bilmem ne falan filan diye ama gerçekten hiç modumda değildim. Yani şöyle bir durum oldu modumda değildim derken spesifik bir olay olmadı bir şey yaşamadım ama bazı düşünceler içerisine kapıldım. Sağ olsun canım arkadaşlarım ve canım sevgilim bana bu konuda ne yapmam gerektiğini vesaire söylediler. O yüzden ben de birazcık hırslanıp eve gelip videoyu sonlandırayım ve bir an önce editleyip dedim. Normalde onlarla konuşmadan önce hani böyle bir düşüncem bile yoktu. Şey diyordum işte öyle bir moddaydım ki. Ya işte hani birkaç bir şey daha yaparım yarın. Birileriyle görüşürüm. Bu vlogu öyle sonlandırırım. Birazcık daha geç yüklerim vesaire ama ertelememem gerektiğini bana çok güzel bir şekilde açıkladılar. Onlar sayesinde. Yani bu konular hakkında aslında sizle konuşacağım. O yüzden şimdi bu konulara şimdilik yani değinmeyelim. Kısacası saçım hakkında olan vlogu daha fazla bence hüzünlü bir hale getirmeyin. Hüzünlü videolar da gelecek. Siz benim her halimi göreceksiniz. Her halimi görmenizi istiyorum. Çünkü ben eğer Hazaltan ailesi diyorsam bunu boş beleş hani sadece böyle işte takipçi kasmak için falan yapmıyorum. Siz hani beni uzun zamandır takip eden özellikle takipçilerim bilir. Saç konusuna bence geri dönelim. Bu konuya zaten dediğim gibi ileride değineceğiz. Ben bugün bir ses kaydı şey yaptım. İstedim onlardan. Yani daha doğrusu ses kaydı istemedim. Ben sordum hani dedim ki bu saçı nasıl yıkayabilirim vesaire diye. Onlar da bana ses kaydı attı sağ olsunlar. Çok tatlı ve ilgili bir yer bu arada. Tekrar söylüyorum. Saç Kaynak Atölyesi'nde yaptırdım. Ben Bakırköy'de Gökçe Yıldırım'dan görmüştüm ve inanılmaz memnun kaldım. Bir tane kadın ilgilendi ve 5 saat boyunca bu saçla uğraştı yani.
Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Tekrar onlara ilgileri için. Saç şeyi de bakımı ise böyle aralarda çok fazla şey kaldığı için, şampuan kaldığı için su ve şampuanı karıştırıp bir fısfısın içerisinde çalkalayıp saça sıkıp öyle durulanması gerekiyormuş. Onun dışında normal yıkayabiliyorsunuz. Benimki kalın örgü olduğu için sadece 1 ay ile 1,5 ay arasında kullanabiliyormuşum. Normalde ince ince örgüler 2-3 ay gidiyormuş. Ama benimki kalın olduğu için benimki 1 ay ile 1,5 ay arasında. Kalın yaptırdığım için pişman değilim. Zaten böyle istiyordum. Çünkü ince herkeste var ve farklı bir şey yaptırmak istedim. Biliyorsunuz ki farklı şeyleri seviyorum. Bakımı bu şekilde. Size bu nasıl uyuduğumu söyleyeyim. Gerçekten ilk gün uyuyamadım. Yani saçımda ağrı falan olmadı. İnsanlar hep bana saçın acıyacak, çekiyormuş gibi olacak falan diyordu. Ama öyle bir durum olmadı. Bende şöyle bir durum oldu. Ben alışkın olmadığım, zaten genelde uyumadığım için, uyuyamadığım için geceleri. Bir de üstüne bu böyle birazcık kalın ya hani. Çok fazla batıyor yani, anladınız mı? Yoksa saç diplerimde falan bir ağrı yok. İlk yaptırdığımda sabah olmuştu. Sonra nedense hiç olmadı. Alıştım herhalde. Öyle yani, saçımdan inanılmaz memnunum. Şu anda çok çirkin ama dediğim gibi çok kalın oldukları için şuraları azaltmam gerekiyordu. O yüzden tepeden topladım. Tam uyumadan ve bu videoyu editlemeden önce böyle saçımı topladım. Videoyu galiba kapatmamız gerekiyor. Burada işte bu kısmı sevmiyorum. Bakın harbiden sevmiyorum ya. Sizden ayrılıyormuş gibi hissediyorum. Böyle sanki bir arkadaşımla görüşmüşüm. Buluşma çok güzel geçiyor. Süper geçiyor. Ama artık evlere dağılmamız gerekiyor. Bu genelde bizim tayfada oluyor. Çok üzülüyorum çocuklardan ayrılınca. Neyse. Daha fazla onların bir yerlerini kaldırmayalım. Çok kalktılar eminim yani. Çok saçmalıyorum. Eğer Azaltı ailesinin hala büyüsü değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki de bu kısmı atlamıyoruz. Sizi çok seviyorum. Saçımı beğenenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saçımı beğenmeyip olumlu eleştiri yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Sizi çok 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 seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.